Sevgili gönül dostları efendim, demo akşamına hoş geldiniz. Umarım güzel bir toplu çalışma olacak. Suçluluk, değersizlik ve kayıp çalışması birçok konuya fayda sağlayacağını düşünüyorum ve umuyorum. Herkes geldiği zaman aşırı uzatmadan inşallah başlayacağız. Umarım güzel bir şey olur, akşam olur. Bu arada bir saniye. Birkaç şey yapacağım. Onları da mesela Neuroformat'ta yayın açıp diyeceğim ki orada şey yok. Bir dakika. Bazı insanlar kaçıyorlar, yanlış adrese gidiyorlar. Aa, olmuyor. Alpetten yayın açılmıyor. Hoş geldiniz efendim. Herkesin katılması için gerekeni yapmaya çalışıyorum. Garip. Herkes şey gelmiyor bu arada. Çok özür dilerim efendim. Hoş geldiniz efendim. Bir sıkıntı var. Şeyde insanlara bildirim gitmiyormuş. Bu arada söylüyorlar. Hocam nasıl gireceğiz falan diye. O yüzden canlı yayına giremiyoruz diyenler var. Bu arada çok insana bildirim gitmiyor. Hatta şeyde de gözükmüyor. Canlı yayın enteresan. Canlı yayınlarda. Şimdi gelenler zaten geldi. Sevgili gönül dostları, siz buradasınız çünkü size bildirim geldi. Bildirim gelmeyenler şu an yoklar. Onlar girmeye çalışıyorlar. Efendim, yok yok. Bir başka birisine bir yere daha bakacağım. Bir dakika. Enteresan. Bir gariplik var mı arada? Bildirimler gitmiyor da.
Efendim son olarak şeyinizi nedir ona? Çok uzak bu arada yani sevdiklerinizi son olarak şey yapın. Barış Muslu official'a girsinler. Birçok insana bildirim gelmedi bu arada. Yani ben zaten o yüzden şuradan yazdım. Çünkü bu yayın kanalından. Instagram biraz evet eski keyfi kalmadı yani insanlara ses kalın olması Instagram'ın kendisinden. Efendim kusura bakmayın böyle iki dakika teknik konularla uğraşıyorum. İyi akşamlar. Bugünkü efendim sevdiklerinize ulaşın. Barış Muslu official'a girip demoya girecekler. Birçok insana bildirim yani insanlar giremiyoruz diye mesajlar atıyorlar bana şu anda. O kadar çok mesaj var ki inanamazsınız yani. Ses kalın geliyor berbat. Demo buradan olacak merak etmeyin. Şimdi bana ses ve görüntü olarak iki rakam verebilir misiniz? Ses 5 üzerinden 0 berbat, 5 çok iyi. Ve görüntü. Önce ses sonra görüntü. 5 demek ki ses iyi, görüntü çok iyi. 5. Yani tamam. Şimdi efendim artık şeyleri ben çok kısaca... Bu arada insanlar kendilerine ilk kez gelenler yani yeni yazsın. Daha önce burada olanlar eski yazsın. Merak ettim oran kaç çıkacak. Yani yeni gelenler yeni yazın. Eski olanlar eski yazsın. İlk kez bugün gelenler yeni yazın. Eskiler eski yazın. Yeniler yeni, eskiler eski. Yani bugün ilk kez gelenler yeni yazsın. Daha önce burayı bilenler yani yeniler de var. Çok var. Çok yeni insanların olduğunun farkındayım. Epeski. Şekilciğim hoş geldin. Bayram günü olduğunun, yani bayram tatili olduğunun farkındayım. Zaten benim de yapabilme sebebim biraz bayramla, yani bayram olmasıyla ilgili. İkincisi gelecek hafta müsait değildi. Sonradan ben de vazgeçtim. O yüzden bugün olması gerekiyordu. Yani bazı insanlar hocam işte böyle böyle misafir var vesaire falan ama bence misafirliği bir yarım saat, bir saat şey yapmaya değer. İnşallah değecek. Şimdi yapacağımız çalışma çok duygusal bir çalışma bu arada. Yenilere çok hoş geldiniz diyorum. Deprem bakın. Şimdi hoş geldiniz efendim. Şimdi bir tek bir soru daha soracağım. Eskiler, yeniler yorum yapmayın. Bak, sadece yenileri biraz motive etmek için. Bu arada eskiler lütfen bana torpil yapmayın, lütfen. Amacım şey yapmak değil, insanları yanıltmak değil. Eskileri soruyorum sadece. Eski dediğim de böyle 3-5 aydan daha fazla olsun ki, yani dün katıldıysa eski olarak görmesin. Bana şöyle bir tek bir puan yazın. Hayatınızın değişme oranına 0 ile 100 arasında bir puan verseniz. Yani bu işi tanıdıktan.
bu bilgileri öğrendikten, bu çalışmaları yaptıktan sonra 0 ile 100 arasında bir puan verseniz hayatınızın değişmesine, dünyanızın değişme oranına kaç verirsiniz? Yani 0 da verebilirsiniz, 100 de verebilirsiniz, 80 de. Yani benim hayatım çok değişti diyorsanız 100 verebilirsiniz. Çok çok değişse 100. Ya hiç değişmedi kardeşim, aynı diyorsanız 0. Tamam mı? 70... Orada rakamlar iyi değil. Hiç iyi değil. Bu arada şeyi görmek lazım. Muhtemelen düşük rakam verenler ilk yeni gelenler. Tamam mı? Yani böyle birkaç aylık ya da 3-5 aylık falanlar. O zaman rakamlarınızın yanına şey yazın. Ne kadardır takiptesiniz? Hadi bakalım. Çünkü travmatik oldu bu benim için. Ne kadardır takiptesiniz? Rakamınızın yanına bunu yazın. Çünkü eğer şimdi 6, wow. Ama yok, rakamımızın yanına yazmanız lazım. Yok, rakamımızın yanına, öbür türlü manası yok, bir şey yapamayız. Yani diyeceksin 4 ay 80. Nami'cim teşekkür ederim. 6 sene 100 diyor mesela. 1 yıl 80 diyor. Neyse. 3 yıl olmuştur 80 diyor. 0 1 yıl. Siz... Okey. Bu arada itiraf etmek gerekirse 30. İşte bu yani... Bu rakamlar yani çoğu şimdi benim bekleyeceğim rakamlar bir insanın hayatı birkaç sene içerisinde full yani en azından 2-3 sene içerisinde full değişmediyse, yüz yazmıyorsa yani görevimi yapamamışım açıkçası. Şu an utandım. Yani şu anlamda çünkü burada yani ben bir mühendisim, çok basitçe kendimi anlatayım. Ben işte lise, üniversiteyi, hatta bu kitap Cem İmaç'ta biraz da öğrenim hayatımı falan da anlattım. Ben aslında bir mühendisim, lise, üniversiteyi hatta biraz da 2 sene hatta erken bitirip 20 yaşında üniversiteden mezun olup Amerika'dan 95 yılında, 75 doğumluyum, Türkiye'ye dönüp sonra işte işletme master'ı Koç'ta yapıp falan aslında normal bir yola giderken çok uzatmadan bu yola düştük. Niye öyle oldu? Hastalığımdan kurtulmak için. Burada hikayesini zihnimi açtı. Bunun şeyi de var. Bu arada son kitapta. Yani neden buraya geldik bu bilgilerle insanları tanıştırıp falan. Şu anda 14.7 bin insan burada varsa ki daha önceleri Instagram'da gönderiler çok çok daha insana ulaşıyordu. Biraz bu ara Instagram'da bir şeylik var. Artık gönderiler çok eskisi kadar insanlara gitmiyor, insanlar haberi olmuyor. Şimdi bile birçok insana bildirim gitmedi. Ne diyecektik? Şimdiki hikaye şu ki birçok insanın gerçekten hayatı yüz üzerinden değişti. Sizde burada anlattığım şey çok basitçe rahatsızlıklarımızın önemli bir bölümünün yaşadığımız travmatik olaylarla başlamasıyla ilgili ve bu travmatik olayları, yani bunlar illa büyük travma olmak zorunda da değil. Beynimizdeki bir kısa devreyle beraber 3-5 sene içerisinde, bazen de birkaç gün içinde bile olabilir, insanın vücudunda bir değişim oluyor ya da psikolojisinde. Ve de bunu geri değiştirmenin mevcut sistemdeki yolu ilaçlar ve başka şeyler. Birisi de bir kısa devre varsa kısa devreyi kısa devrede çözmeye çalışıyoruz. Yani yaşadığımız olayın etkisini beyinde çözmeye çalışıyoruz ki yaşadığımız sıkıntı çözülsün. Şimdi o kadar çok iyileşme yaşandı ki dediğim gibi benim 13 seneden beri bu işi yapıyorum. Muhtemelen siz de ilk kez katılıyorsanız belki de zoraki birileri sizi zorladı. Vallahi bak abi işte bak katıl gerçekten iyi olacak, bak burada şöyle iyileşenler var, şöyleler var. Sizi bunalttı. Siz dediniz ki ulan
Tamam bir gideyim bari ya. İnanmıyorum da bir gideyim bari falan demiş olabilirsiniz. Haklısınız da. Ben de 49 yaşında bir özellikle bir erkek olarak ki erkekler böyle şeylere daha da zor inanırlar. Ben de muhtemelen dışarıdan görsem, konuyu bilmesem derdim ki kardeşim bu adam mı kalmış? Yalan dolan falan işte tırıvırı falan derdim. Babam çok kullanır o kelimeyi. Haklısınız. Ama açıkçası konuyu bilmeyen insanlar şunu düşünsünler. 13 seneden beri o kadar şeyler gördük ki son yıllarda burada da o kadar çok şeyler yaşandı ki dediğim gibi demin şimdi çok fazla insan vardı tabii. İnsanların hiçbiri daha doğrusu hepsi aynı seviyede değiller. Konuyu çok anlamış değiller. Konuyu yani 3.3 milyon insandan bahsediyoruz. Bazıları konunun hiç farkında bile değil. Bazıları hayatının şeyine girmişler vesaire vesaire. Şimdi olayı anlayıp çalışma yapıp kendi üzerlerinde hayatı değişmeyen bir insanı ben başarısızlık olarak görürüm. Yani hani derler ya ulan kitapla ne olur işte bilmem neyle ne olur. Yalan dolan insan değişmez hikayesi alakası yok. Yani bizim aslında kilit taşlarımız hani Mimar Sinan'ın camilerinde kilit taşları var ya. Yani kilit taşı onlar travmatik olaylar. Ve bu travmatik olaylar hem bizim psikolojimizi hem de hastalıklarımızı belirliyorlar. Hani köylerde bile bilinen işte abi herif kanser oldu, şöyle yaşadı, böyle oldu vesaire hikayede. Çok bunları abartmayacağım ama bu bilinen olay aslında beynimizin uzun sürede hastalanmadığı, yani uzun devam eden streslerle değil, belirli anlarda kısa devre yaptığını biz anlatıyoruz. Ve o kısa devreyi o anı bulup çözersen, anlık ama bu, böyle yıllar boyu çok değil. Yani yıllar boyu devam eden sıkıntılar insanı hasta etmez, güçlü kılar. Genelde insanı aşılar. Böyle dersin ki yani ben şey yapıyorum. Yani güçle savaşıyorum. Elimden geleni yapıyorum falan. Azmediyorum. Güçlükleri bir şekilde geçiştiriyorum, geçiyorum falan. Ama anlık eyvah dediğin anda başından kaynar sular boşalırken, bir sevdiğine bir şey olurken, birisi hastaneye kaldırıldı, bir anda rezil oldun, bir şeyler gördün, olmaması gereken şeylerle karşılaştın, bir kaza yaptın. İşte o arada beyin kısa devre yapıyor. İşin özeti, beynin hangi anlarda kısa devre yaptığını bulabilirsen inanılmaz gelişmeler oluyor. Benim bir önceki kitabım o an zaten bunu anlatıyor. Ve şimdi ben bu arada bu demoya katılanlara 93. sayfadan itibaren okuyun dedim. Umarım çoğunuz okumuşsunuzdur. Çünkü ne yaptığımızı daha iyi anlarsınız. Burada aslında yapacağımız hikaye kullandığımız tekniğin bir uygulaması. Şemsiye dediğimiz bir yapı kuracağız bu arada. Şimdi efendim. Konu demo demek bu arada. Nöroformatla ilgili bir şey. Demo aslında örnek demek. Ben yıllar öncesinden beri, 4-5 sene öncesinden başlamıştık. Hatta burada 97 bini ben görmüştüm oldu pandemide. Herkes evdeydi. Instagram çok daha böyle her insanları bildirim gönderiyordu vesaire de. Bu kadar daha aktifdi. Herkese gönderiler ulaşıyordu vesaire. Şimdi biraz zorladı. Yani burada böyle 80 bin, 97 bin, 80 bin, 55 bin diyelim. Yani bu kadar sayıda insanın beraber katıldığı çalışmalar yaptık. Şu anda rakam böyle 15.8. Muhtemelen belki 20'yi olduğu zaman da zorlarız. Yani yine de burada bir stadyum kadar insan var baktığınız zaman. Benim de tahminimden hatta daha yüksek. Bu arada çok Instagram sıkıntılı çünkü. Uzatmayalım. Şimdi yaptığımız hikayede ben sizi biraz sonra bir travma anına sokacağım ve iyileşebilmek için duygu çıkarmanız gerekecek. Duyguya girmeniz gerekecek. Yani çünkü aslında travma anlarında başından kaynar sular dökülüp sen bir anda Allah'ım bir şeyler yapmalıyım falan derken beyninde bir travma duygusu sıkışıyor ve o duygu seni sürekli alarmla uyarıyor. Bizim burada kurtulmamız gereken o duygu, bakın, naçizane. Birkaç tane size iyileşme izleteceğim.
Bunun gibi binlercesi var. Binlercesi. Şu anda bu arada bilin ki Barış Muslu dedim ya işte bir mühendis ama benim şu anda ekibimde 32 tane uzman psikolog çalışılıyor. Fransızca, İngilizce, Almanca dillerinde bile yurt dışına çalışmalar yapılıyor psikologlar tarafından. O kadar yoğun ve o kadar iş yapan bir ekip ki bu. Çünkü gerçekten o kadar iyi bir travma çalışması yapılabiliyor ki bu sistem sayesinde. Ve çalışılan şey duygu. Beyni değiştirmenin yolu duygu. Duygu olmaz ise beyin değişmiyor. Ve aslında şöyle düşünün. 0 yaşınızdan, hatta daha öncesi de var anneniz vesaire ama 0 yaşınızdan şu anki yaşınıza kadar beyninizi duyguyla zamanı bir şey yapsak, bir grafik olarak koysak, yani duygunuzun, kötü duygunuzun yükseldiği anları, bizim yapmamız gereken şey o anlara gidip o duyguları, o sıkışmış duyguları boşaltmak olurdu. O sıkışmış duygular beyninizde bir virüs mü diye düşünün ya da kısa devre mi olarak görün. Kısa devre iyi bir şey. Hala alarm veriyor şu anda. Siz farkında bile değilsiniz. Örnek vereyim bakın. Değersizlik, suçluluk, başarısızlık diyorum ya. Suçluluk. Diyelim ki 8 yaşında bir çocuksun. Ve de babanı arıyorsun. Diyorsun ki baba doğum günüme gel. Baban diyor ki yavrum gelemem de işte şöyle şöyle yere gidiyorum. Kamyon şoförü baba. Ve de onu çağırıyorsun. Çok da yani gelsin istiyorsun. Doğum gününde baban olsun. Çok seviyorsun onu. Baban yolda kaza yapıyor. Ve rahmetli oluyor. Şimdi Allah göstermesin. Şimdi birisi böyle bir insan olabilir değil mi? Şimdi bu insanın yaşayacağı suçluluk duygusu burada var. 8 yaşında hatta belki 4 yaşında, 5 yaşında bile olabilir. Yani hatırlamayacağı bir yaş bile. Artık herhangi bir olayda bir kaybetme ya da bir şey olduğu sırada beyin diyor ki tehlike var, suçluluk. Yani birisini kaybediyorsun, suçluluk duygusu. Ve bu kişi hayatı boyunca kendisini kötü hissedip başkalarına vermeye çalışıyor olabilir. Yani kendini o kadar hissiyat olarak belki dünyanın en iyi insanı olsa bile kendini böyle şey görüp yani suçlu hissedip hissiyat sadece nereden geliyor? 5 yaşından ya da 8 yaşından. Yani ufacık bir olayda kendini kötü hissettiği için al yanlış anladın beni ya özür falan diye böyle çok daha ezik, değersiz hisseden bir insan haline gelebilir. Suçluluk, değersizlik birbirine yakın duygular arasında. Şimdi baktığınız zaman yani insanın sosyal durumları, insanın öğrenmesi, insanın hastalıkları dahi size biraz sonra göstereceğim. O kadar çok bu anlarla ilgili ki burada şimdi daha önemli bir durum. Babayı kaybettin, sen çağırdın diye. Şöyle bir anda olabilirdi. 5 yaşındasın, insanların içindesin. İnsanların içinde, herkesin içinde bir rezil oluyorsun. Herkes böyle aptal gibi hissediyorsun. Herkes seni biraz kötü olarak görüyor. Başarısız hissediyorsun kendini. Ve unutuyorsun olayı. Ama beynin hatırlıyor. Ve topluluğa girdiğin anda yıllar boyu yaşın 45 olmuş artık. 50 olmuş fark etmez. Topluluğa girdiğin anda beyin topluluğu gördüğü anda sana alarm veriyor. Diyor ki tehlike var. Ve verdiği şeyler şöyle. Başarısızlık, aptallık, gerizekalılık, gerizekalılık, aptallık, başarısızlık, rezil olmak diye uyarıyor. Alarm veriyor. Alarm. Ve her ortama girdiğin anda kaç, savaş kaç diye o alarmı veriyor. Sürekli alarm veriyor ve farkında bile değilsin 5 yaşındaki olayla ilgili olduğunu. Diyorlar ki sana bu adam biraz utangaç, biraz ezik, biraz böyle topluluğa çıkamıyor bu falan. Farkında bile değilsin olayın ama sürekli yaptığın şey insanların içine çıkmamak. Çünkü beynin sürekli sana alarm veriyor. Aptallık, rezillik. Kendini kötü hissediyorsun insanların içine girdiğin için. Ve neyi hissediyorsun biliyor musun? Sana verilen alarmı, hissettiğin alarmı böyle algılıyorsun. Ben başarısızım, ben rezilim, ben aptalım, ben gerizekalıyım. Ve bunu nerede hissediyorsun? İnsanların önünde. Niye? Çünkü beynin seni oradan kaçırmak için sana alarm veriyor. Ama sen alarmı kendi değerin zannediyorsun. Tamam mı?
Ve bununla aslında artık böyle sürekli kendini değersiz, başarısız vesaire hissediyorsun. Bu arada belki Harvard'dan mezun oluyorsun, belki inanılmaz yerlere gidiyorsun ama hala o 5 yaşındaki o hissiyat var. Bizim de yapmaya çalıştığımız şey böyle kilit noktaları çözmeye çalışmak. Bu kadar demoda olduğu kadar basit değil. Burada itiraf edeyim, demoda herkesin iyileşeceği ne yazık ki böyle çok ekstrem bir şey olmayabilir ama bazıları inanılmaz hastalıklarından bile kurtulabilir. Birçok insanın saçları yerine gelebilir, elleri yerine gelebilir, yani kemikleri yerine gelebilir, kamburluğu geçebilir, inanılmaz şeyleri değişebilir. Şimdi bakın, birkaç tane yani saçları yerine gelebilir vesaire olabilir. Çünkü zaten rahatsızlıklarımızın önemli bir bölümü. Bu çok uzun bir konu, bunun detaylara girmeyeceğim. Bu böyle olaylarla ilgili. Çünkü beyin aslında travma anlarında hem bir psikolojik tedbir alıyor, yani seni alarmla korkutma tepkisi, hem de organik bir organ üzerinden tehlikeye cevap veriyor. İşte birisini kaybettiysen sana dokunamayacağı için o bölgede bir sorun başlatıyor. Bir egzem oluyorsun, saçlar dökülüyor. Sana dokunacağı yerde bir durum değişiyor. O durum aslında o cilt hastalığını tetikliyor. Ya da işte sindiremediğin bir şey söylediği için beyin sindirim mekanizmasını tetikliyor ve artık sindirim hastası oluyorsun. Ya da ona ulaşamadığı için ellerin bozuluyor. Ona yeterince iyi, hızlı olamadığın için, ona koşamadığın ve onu koruyamadığın için ayakların, bacakların bozuluyor. Vesaire vesaire. Şimdi bunu anlayan rahatsızlıkların nasıl travmalarla tetiklenebileceğini anlayanlar hayatlarının en büyük bilgisiyle karşı karşıya olurlar. Dediğim gibi yani bu inanılmaz büyük bir paradigma. Eğer itiraf edeyim yani birkaç senedir burada benimleyseniz ve hayatınız 100 oranında, yani 100 tabii 100 ne demek, o ayrı bir hikaye ama değişmediyse bence beni bırakın. Bence burada olmayın. Çünkü yanlış yerdesiniz. Yani buranın iddiası şu değil. Yani biz bir şeyler anlatıyoruz da belki işe yarar değil. Eğer sen hayatını değiştirmediysen, yani hatta bak senin karakterin bile değişmeli. Yani şu anlamda. Şimdi travmalarını temizlemesen bile çok daha teslimiyetçi, çok daha akışa kendini bırakabilen, travmaları yaratmamaya çalışan, başkalarına daha iyi davranmaya çalışan, çünkü ufacık bir kelimesiyle karşıyı hasta edebileceğini bilen birisi olarak hayatın zaten değişmeli. Ya da yaşadığın olayların etkisini anlayarak, daha sakin olarak, eski olayları düşünerek onlarla birazcık hafif bile onlarla yüzleşip de biraz rahatladığın için hem psikolojinin hem bazı sağlık sorunlarının geçtiğini yaşamalısın. Eğer bunları yaşamadıysan yanlış yerdesin. İtiraf ediyorum. Yani çünkü zaten yaptığımız hikaye öyle çok basit bir konu değil. Çok uzun bir konu. Dediğim gibi şu ana kadar naçizane o kadar çok şeylerle karşılaştık ki eğer mühendis 3.3 milyon insana hitap ediyorsa böyle bir konuda çok yakışıklı olduğum için değil. Açık konuşmak gerekiyorsa. Ya söylediğim şeylerin insanların hayatını değiştirdiği için bu böyle. İnanmayabilirsiniz. İnanmak zorunda değilsiniz. Ama ileride doğru olduğunu kendiniz de edeceksiniz. Bu arada bizim her gece hafta içleri 23.30'da pazardan perşembe akşamı, yani ertesi gün iş varsa yayınımız da var. Yayınımız var, onlara katılın ve binlerce iyileşme, binlerce farklı örneği zaten görüyor olursunuz. Yenileri konuşuyorum. Mesela bakın, şimdi hep beni en çok etkileyen bir çalışma bu. Yani şu ana kadar binlerce insanın demoda iyileştiğini biliyorum. Migrenleri geçen, şeker hastalığı geçen, kamburu geçen, duruş bozukluğu geçen, saçları şey olan, egzamaları geçen, mide, yani geçmeyen çok şey görmedim. Bakın mesela size bir örnek. Yıllarca profesörlere gittim. Hiç ayağım düzeldiğini hissetmedim. Eşimin dediği gibi. Ya ne gereği var? Profesörün yapmadığını Barış Bey mi yaptı? Evet, Barış Bey yaptı. Ben MS hastasıyım yıllardır. O demo gününüzden sonra hani mucize derler ya. Bende yorgunluk gitti. Sanki biri geldi, tamamen beni temizledi ve gitti.
benim 10 yıllık hastalığımın belki de sonuçlanması olacak. Şu an ben diyorum ya, MR çektirdim ama gösterdim hiçbir şey yok diyor doktor bana. Eğer gerekirse de dediğim gibi, yani travmayı daha derin çözmek adına bizimkilere başvurun. Yıllarca çok büyük acılar çektim ben. Çocuklarıma uyandığım zaman kahvaltınız hazır demek benim için çok büyük bir mutluluk. Ama onu diyemiyordum çoğu zaman. Çünkü ayağımı çekemiyordum. Ve konuşurken ağzımda yamulmalar, konuşmalarım şükürler olsun. Şu an yok. Ama o dönemlerde arasaydım tep 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 tep. Normal yürüyorsunuz mu? Evet. Her şeyiniz hayatta. Evet. Okay, çocuklarıma hizmet edebiliyorum. Okul aklıma geldi. Ben ilkokul 1'deyken öğretmenimin beni tahtaya çıkarıp bir soru sordu. Cevaplayamayınca benim kafamı tutup oraya vurduğunu hatırladım. Kafamı vurarak tak 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 ve ben o an ağlamaya başladım zaten. Allah size evladınıza bağışlasın. Şimdi bakın yani ben diyorum, bu, yıllarca çok yani bunun gibi çok enteresanlar var. Bu benim çok şimdi daha enteresanını göstereceğim. Bu arada binlercesi var. Altta hesabı izlerseniz böyle 30-40-50 saniyelik reels'lara uyacak şekilde bunları kısaltmaya çalışıyoruz. Tabii anlam bütünlüğü azalıyor. Böyle biraz daha kesik kesik oluyor ama yani tamamen doğal. Her gece benim tamamen böyle ya kim iyileşme anlatmak ister diye yayını aldım. Hiçbir hazırlık yapılmadan binlerce insanı hem canlı geçmiş canlı yayınlar da burada var. Hem de böyle kısaltılmış iyileşmeler de var, göreceksiniz. Mesela yani birkaç tane böyle size örnek ver, yenileri göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Benim kamburum geçmiş. Ben böyle bir insandım. Yani 11 yaşındayım. İlkokul. Çok pardon ya. Beşe gidiyorum. Şey öğretmenim bizi Bismillahirrahmanirrahim dedim. Benim kamburum geçmiş. Ben böyle bir insandım. Şurada bir yazı vardı. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Benim kamburum geçmiş. Ben böyle bir insandım. Yani 11 yaşındayım. İlkokul 5'e gidiyorum. Öğretmenim bizi 4 kişiyi tahtaya çıkardı. Bir korku var, bir heyecan var. Bir daha dedi, bu lastik ayakkabılarla okula gelmeyeceksiniz. Onlarla geliyordum ben okula. Çünkü o zamanlar durumumuz gerçekten yoktu. O anda kendime böyle böyle eye kimse beni görmesin ki Allah'ım herkes bana bakıyor, arkadaşlarıma rezil oldum. Ben buna çalıştım. Sizin dediğiniz gibi. Ya nasıl ağlıyorum? Hemen uyumuşum. Sabah kalktım. Buralarımda karıncalanma. Ben bunu aslında niçin çalışmıştım? Varislerim için. Sonra böyle kafamı bir kaldırdım. Benim kamburum geçmiş. Ben böyle bir insandım. İzleyenler de çok şaşıracak. Benim böyle durmam inanın mümkün değil. Ben kambur bir insanım. İnsandım daha doğrusu. Resmen böyleydim ve bir gecede sabah kalktım dimdik. Yani benim şu an böyle durmam imkansız Barış Bey. Herkese komik gelebilir, inanmayabilir bazıları ama... Ne kadar oldu geçelim? Bir ay ben bekledim zaten. Ben kendim de inanamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Benim kamburum geçmiş. Ben böyle... Şimdi yani çok saçma sapan gelebilirse son bir kez birkaç tane daha şey yapayım. Ondan sonra bu arada bazen başkasında bile inanılmaz şeyler olabiliyor. Çok uzun konular. Mesela şuna bakın. Çok beni etkiledi. Ayağıma değmesin dedi. Benim ayağımı kimseye değmedi. Hocam aslında bu iyi hali. Hayır, orta kısımları tamamen yarıktı. 2004 yılından bu yıla kadar dünyanın ilacını kullandım. Dünyanın alternatif tıbbını denedim. Etkinliklere katıldım. Kişisel gelişimle ilgili, kendini affetmeyle ilgili, meditasyonlarla ilgili, nefes egzersizleriyle ilgili. Sadece sizin çalışmanız bana iyi geldi. 6 Nisan'da boşanalım dedi. Çocuk küçük, 4,5 yaşında oğlum. Dedim ki bugün o zaman aynı yatakta yine evliliğimi sürüyormuş gibi yatalım. Ayağın ayağıma değmesin dedi. Ve benim ayağımı hiç kimseye değmedi. O tarihten sonra gerçekten ayaklarımda sedef başladı. Bugün iş yerinde çektiğim resim. Ve inanamıyorum. Bu hale gelmesine inanamıyorum. Şimdi efendim dediğim gibi aslında konu anları doğru belirlemek. Konu
Yani bu yaptığımız tekniği hiç alakasız bir yerde yapıldığı zaman çok fayda sağlamaz. Ama doğru konuyla ilgili çalışıldığı zaman, yani gerçek anlamda bir duruma sebebiyet veren bir ana gidip ya da o konuya girdiğin zaman çıkan duygu beyindeki kısa devreyi çözüyor. Çünkü o kısa devre aslında beyni sürekli uyarıyor. Tehlike var, tehlike var, tehlike var, tehlike var diye. Ve bu hanımefendi rezil olurken aslında beynine tehlike var. Yani şey yapalım, küçülelim ve yani şey yapalım, kendimizi saklayalım diye bir şey veriyor yıllar önce. 5. sınıftayken. Ve hanımefendinin anlattığı gibi tam orada garip bir şey vardı da o çok göremez. Hanımefendi ciddi kalmıyor. Öyle basit bir duruş bozukluğu değil. Bu çok uzun bir konu. Bunun birçok versiyonları da var bu arada. Şandam'da aynı iyileşimi 3-5 kez paylaştığım oldu farklı uzunluklarda. Hatta bütün anlattığı bu hanımefendi Antalya'dan. Şimdi neler neler var. Naçizane. Bu arada hangi hastalıkların hangi travmalara sebep olduğunun bilgisini yenilere söylüyorum. Zaten Zihnimi Aç kitabının son 40 sayfasında bulabileceksiniz. Yani hepsi zaten var burada. İşte kamburluk sebebi yazıyor ya da bilmem ne. Şimdi travmaları, hastalıkların travmalarını bulabilmek için şimdi demodan önce söyleyeyim. Genelde yaptığımız şey şu. Hastalık ilk ne zaman başladı? Şimdi kambur ne zaman ilk başladığını bilemez çünkü yavaş yavaş gelişiyor. Ama 5. sınıftaki bir olaymış. Olayı başlatan, konuyu başlatan. Şimdi ne diyorduk? Yani genelde hastalıkların ilk başlangıç, doktora gittiğiniz zaman değil, ilk başlangıç zamanınızı bulmanızı tavsiye ediyorum. İlk, diyelim ki bir cilt hastalığınız var, ilk ne zaman çıktı? İşte bir migreniniz var, ilk ne zaman hissettiniz? Mide hastalığınız var, ilk ne zaman mideniz bozulmaya başladı? Saçlarınız döküldü, ilk ne zaman? İşte ellerinizde bir şey var, ilk ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Yani burada bulacağınız an, ondan 5 sene öncesine kadar gitmeye çalışsın. Hastalıktan 5 sene öncesine kadar. Bazen daha da evvele gitmek gerekebilir. İlk gösterdiğim MS örneğinde hanımefendi 10 senedir MS olduğunu söylüyor. Gittiği travma ilkokul 1. Bu bazen böyle. Yani beyin o kadar karmaşık ki bazen yıllar boyu bekleyebiliyor. Yani beyin gerçekten çok karmaşık ve her zaman 2 kere 2-4 değil. Şimdi işin özetiyle o yüzden her zaman böyle kesinlikle rahatsızlıktan 5 sene öncesine gider kesin diye bir konu yok. Ama genelde en çok rahatsızlığın, travmasını o zaman içerisinde bulabilirsin. Şimdi yapacağımız çalışma, bu arada size birkaç tane daha şey söyleyeyim. Bu çarşamba günü ilk kez İngilizce yayın yapacağım. Nasıl? Şu yüzden yapacağım. Özellikle Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan gelen insanlar yani için saat 22.30'da yani Almanca yapamam, Almanca biliyorum ama İngilizce yapacağım ki Almanlar bunu dinleyebilirler. Ne yaptığımızı anlayabilirler. Yani mantığını anlayabilirler. Sevgili arkadaşlarınız İngiliz, Alman, yani İngilizce bilen her yabancıları çağırın yayına. Mutlaka dinlesinler. İlk kez böyle bir şey yapacağım. Çok bu konuyu çok İngilizce anlatmadım şu ana kadar. Hep Türkçe anlattım ama deneyeceğim. İngilizce olarak çarşamba 22.30'da bu çarşamba tüm sevdiklerinize haber verin. Yani yabancı olan dinlesinler. İngilizce kitabımız yok ama en azından konuyu anlasınlar. Ben İngilizce kitabı da anlatırım niye, neden çıkarmadığımı. İyi çıksın diye çıkarmıyorum. Yani böyle burada olduğu gibi. Neyse. Şimdi bununla ilgili birkaç tane daha şey söyleyeyim. Her gece yayınlar 23.30 bizim kendi yayınımız ama bu özel yayınlar 22.30'da çarşamba günü 22.30'da İngilizce yayın. Bunu tekrar yayınlarım. Başka bunun dışında şimdi çalışmayı anlatayım. Biraz sonra çok önemli bir ana gideceksiniz ve duyguya girmeniz için uğraşacağız. Buradaki konu hem aslında iki tane konu var. Bir, hem doğru anı, konuyu seçmeniz lazım. İki, duyguya girmeniz lazım. İkisinden biri olmazsa fayda sağlamayabiliriz. Herkesin kesin bir önemli sorunu çözeceğimizin bir garantisi yok. Niye yok? Çünkü bazılarının önemli anlarına gideceğiz. Bazıları ise öyle bir an bulmayacaklar. Bazıları öyle bir an bulacaklar ki hayatları değişecek. Çünkü zaten bir travma insanın hayatını ne kadar bozduysa onu çözmek o kadar düzeltir.
O yüzden bazılarının hayatı o kadar değişmeyebilir ama bazıları da böyle öyle bir kilit noktaya vuracaklar ki hayatları tamamen değişecek. Gerçekten yani yüz bile değil, bin milyon diyen insanlar çıkabilir tek çalışmada bile. Ama buradaki olay ne? Kilit noktaya dokunma. Bu arada herkesin kilit noktası vardır diye bir iddia yok. Bazılarının eğer yüzlerce kilit noktan varsa bir tanesini dokunduğu zaman mucize yaşamazsın. Çünkü 100 tane daha var. Ama eğer çok önemli tek bir kilit nokta var ve hayatını oradaki bir travma bozduysa onu bulup çözmek hayatını muazzam hale getirir. Çocukken işte anneni kaybettiğinde o anda yaşadığın bir şey, babanı vesaire bilmem ne de gördün, çocuğun hastaneye kaldırıldı bilmem ne oldu ve seni çok beynini bozan bir an. Tamam mı? Böyle bir anı bulup şu anda çözmek hayatını muazzam hale getirecek. Bu yaptığımız çalışma 93. sayfada Zihnimi Aç. Bu arada herkese bu kitaptan çalışma yapmanızı tavsiye ederim. En önemli bilgi ve böyle örnekler bu kitapta var, Zihnimi Aç'la. Bu arada eğer iki kitap alacaksanız o anla Zihnimi Aç'ı beraber okuyun. Bu da en son çalışma Zihnimi Aç aile. Bu arada bu kitap aslında çocuklara Zihnimi Aç nereden geliyor? Çocukların derslerini daha da iyi hale getirmekle ilgili annelere göre özellikle yazılmış bir kitap. Babalar da olabilir ama özellikle bir büyüğün çocuğa yapması ile ilgili, ama bir çocuğu etkilemek için, onun sorunlarını çözmek için annenin travmalarını da çözmek gerekiyor. Çünkü anneyle çocuk arasında o kadar büyük bir ilişki var ki annenin hamilelikte yaşadığı travmalar çocuğun öğrenme kapasitesini, dikkat bozukluğunu, çocuğun disleksisini, çocuğun ne diyor, anlama kapasitesini değiştiriyor. Öğrenme gücü vesaire, hatta otizm vesaire. Şimdi hamilelikte yaşanan bütün travmalar çocuğa direkt geçiyor. Ama işin garip tarafı, ve bu size çok garip gelir, ben de bunu kabul etmekte çok zorlandım açıkçası. İşin garip tarafı, diyelim ki anne travmayı yaşamış ve alarmı kendine değil çocuğun beynine vermiş ya. Çünkü çocuğa teslim etmiş. Ve çocukta sıkıntı var şu an. Yani bu arada işin garip tarafı, bilmeyenler varsa, annenin yaşadığı travma eğer kendinde egzama çıkaracaksa çocuğuna alarmı veriyor, çocuğa egzama oluyor. Eğer annenin travması kendinde dikkat bozukluğu ya da unutma sorunu çıkaracaksa bunu çocuğuna veriyor ve çocukta o çıkıyor. Yani aslında hangi tür travma, ne tür rahatsızlığı tetikliyorsa çocukta da onu tetikliyor. Bu arada çocuklara çalışma yapmakla ilgili de çok konuştuğumuz bir konu bu. Daha önce işte Anne Beni İyileştir diye bir kitabımız da var. Bugün eğer hamilelikte yaşadığınız bir travmaya çalışırsanız çocuğunuzda da değişiklikler olabilir. Bununla ilgili çok fazla örnek var. Bugün yani saatlerce konuşurum, oralara girmeyeceğim. Ama Zihnim Ağaç'ta çocuklara çalışma yapmakla ilgili bir konu, bir durum var. Ama çocuklara en iyi çalışma özellikle sizin hamilelik döneminizdeki travmalarınıza kendiniz çalışmanızla ilgili. Eğer hamilelik döneminde çalışmak istiyorsanız da çalışma yapmayı bilmeniz lazım. Yani bu kitap aslında bütün tekniği oldukça iyi özetliyor. Bu arada naçizane, eğer konuyu çok çok iyi öğrenmek isterseniz, ki bence hayatımda söyleyeceğim en önemli tavsiyelerden biri, mutlaka eğer çevrenizde bir eğitim seminerim varsa mutlaka gelin. Çünkü nüansların ne kadar detaylı olduğunu göreceksiniz. Bu arada bugün hiçbir şey de olmayabilir. Duyguya girmiyorsanız biraz bekleyin. Duyguya girmeye çalışın. Ama da olmuyorsa da çok zorlamaya gerek yok. Çünkü konsantrasyonunuz bozulmuş olabilir. Doğru bir ana girmemiş olabilirsiniz. Belki antidepresan kullanıyorsanız, antidepresan kullananlar duyguya giremeyebiliyorlar. Gerçekten yarısı diyebilirim çalışma yapmakta çok zorlanıyor. Hatta bizim uzman psikologlarımız da bir psikiyatristle yani koordineli olarak ilacı bıraktığı bir dönemde çalışmaya dönüyorlar. Eğer antidepresanla hiç duyguya girilmiyorsa fayda çok sağlanmayabiliyor. Ama bazen de antidepresan öyle bir kitleme yaşatmıyor. %60'ı falan gayet iyi. %40'ı kilitliyor. Böyle de olabilirsiniz. Herkesin kesin garanti yok ama naçizane tavsiyem, asla yılmayın. Çünkü
Bugün çözmemeniz hiçbir zaman çözmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü buradaki konu şu, hangi kilit noktaya vurursan onun sonucu olarak olan şey geçer. Yani sen bugün öyle bir noktaya vurursun ki kamburun geçer. Başka bir noktaya vurursun, işte saçların düzelir, saçların daha gür çıkar, gözlerin düzelir. Bu arada uzatmıyorum, benim gözlerim eski gence uzun uzun. Naçizane konuyu daha iyi anlamak için işte yarın 23.30'da, pazartesi 23.30 ya da 22.30 olur, ona haber verin. Bu arada mutlaka çıkarken, şimdi anlatacağım. Instagram'da insanlara çok zor ulaşılıyor artık eskisi gibi. Yani saçma sapan videolar paylaşıyor şey Instagram. Şuradaki çıktığımız zaman söyleyeceğim zaten. Cumartesi şey diyor, cumartesi 22.30'da demo var diyor. Oraya mutlaka üye olun. Ben oraya sadece önemli bilgileri size ulaştırıyorum. Biraz sonra da şimdi tekniği anlattıktan biraz sonra da oraya üye olmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü bir türlü hayatınız değişmez ama size söz veriyorum bakın. Eğer konuyu ciddiye alırsanız hem hayat felsefeniz hem de geçmişiniz değişecek. Çünkü geçmişi değiştirmenin yolu geçmişe gidip beyindeki sıkışmış duyguları boşaltmak. Beyinde programlamaktır. Böyle beyni hipnozla değiştirmektir. Bunlar çok mümkün değil. Bak, hipnozun faydası var. Ne var? Hatırlamadığın bir ana gitmende faydası olabilir ama yaşadığın büyük bir travma burada deli gibi yanıyorken üzerine sen iyisin, sen mükemmelsin diye hipnozla bir komut verip de adamı robota çevirmek diye bir duygu yoktur. Çünkü burada bir alarm varsa 5 yaşında rezil olduğunla ilgili, babanı kaybetmenle ilgili yaşadığın onlarca önemli alarm sürekli beyinde veriyorsa, o yani onlarca olay, tamam mı? Sen bunları hipnozla ya da programlamayla, olumlamalarla falan asla örtemezsin. Biraz önce demiştim ya, bak bunu, mantığını iyi anlayın. Bunu anladığınız zaman hayatınız düzelecek. Bakın bu konuda inanın. Bunu anlamak bile hayatını düzeltir, değiştirir. Hani demiştik ya, 5 yaşındaki bir çocuk yıllar boyu insanların içine gelip kendini başarısız hissediyor. Başarısız, aptal, rezil diye. Aslında beyin ona sadece tehlike var diye sinyal veriyor. Tehlike var diyor, bir düğmeye basıyor. Tehlike var diye. Bunu çözmenin yolu ne biliyor musunuz? Neyin alarm verdiğini anlayıp oraya gidip o anı yeniden yaşayıp deli gibi beyinde onu tetikleyip. Çünkü tetiklemediğin hiçbir şeyi temizleyemezsin. Bu tekniğin en büyük noktası tetiklemek. Nasıl tetikleyeceğini bilmek. Tetikleyemediğin hiçbir şey temizlenemez. Bir travmayı başka bir yerde şu kadar tetiklersin, temizlediğin şu kadardır. Şu kadar tetiklersin, bu kadar temizlersin. Bu kadar tetikleyebilirsen travma, ne kadar tetikliyorsan o kadar derin temizliyorsun. Ve tetikleyebilmek birçok detayları kapsıyor. Kitaplar, Zihnimi Aç kitabı o yüzden çok çok önemli. Neyi nasıl tetikliyorsun? Travmalar nasıl çözülüyor? Travma mesela 3 senelik bir travmada onlarca farklı an var, farklı durum var. Yani bir travma bir böyle balon da sanki ona böyle atıyorum bir iğne patlatıyorsun, ağlayınca bitmiyor. Yani bir aslında travma bir ağaç gibi. Birçok dalı var. O ağaçların dallarına birer birer ulaşman lazım. Farklı ağaçlara. Ağaç diyorum, farklı dallara. Tek bir ağacın olabilir, tek bir travman olabilir ama farklı ağaç dalları var. Başka ağaçların da olabilir bu arada. Tek bir ağacın yok. Ama bir travma oturup da o travmayı düşündüğünde ağladığında bir geçmiyor. İnanın bana, bu konuda travma çözmek hiç kolay değil. Göreceksiniz, biz burada bütün hayatınızı çözemeyebiliriz. Yanlış anlamayın. Bu herkesin hayatında mucize bugün olacak diye bir garanti yok. Ama eğer öyle kilit bir an, hayatınızı mahvetmiş bir ana giderseniz hayatınız bugün düzelir. Hayatı bugün değişecek. Muhtemelen 1000 kişi çıkar buradan. Yani en az.
1000 kişinin hayatı inanılmaz değişebilir ama yüzde bakın yani şu an 20 bin kişi var gibi gözüküyor. Burada çok değişenden bahsediyorum. Ha, yanlış anlamayın. Yani hayatı tamamen değişen. Çünkü ne yapacak? Babasının ölümüne gidecek. Bilmem nesine gidecek. Öğretmeninle ilgili bir şeye gidecek. Oradaki başka bir şeye gidecek. Ama siz de bunu yakalamanızın anlatıyorum. Yani siz eğer öyle değerli çok özel bir ana gitmezseniz o özel anda sizin beyninizi o kadar değiştirmez. Çünkü özel değil o an. Yani beyni aslında anlar bozduğu için temizlemek de anlara giderek oluyor. Sizin hatırlamadığınız bir an beyninizi bozduysa bugün ona çalışmazsa o orada kalacak. Yani biz oturup da şu ana giderek bu anı çözemiyoruz. Çok detaylar var. Bazen bu buna etkileyebiliyor ama genelde beyin yani şöyle düşün. Demin anlattım ya 0 yaşından 40 yaşına kadar duygularınızı çizsek tamam mı? Genelde şöyle şöyle giderken bir tane şöyle zıplama var. Bizim çözmemiz gereken an bu. Ya da şuradaki bir an. Ya da şuradaki bir an. Yani nerede duygu zıplama yaptıysa oraları çözmemiz lazım. Şimdi burada ben şemsiye tekniğinden bahsettim. Bu aslında şemsiye biraz kapsayıcı bir teknik. Biraz genelleyici bir teknik. Belirli bir andan başlıyoruz ama oradan genelliyoruz. Yani diyelim ki kendini suçlu hissettiğin, birisini kaybettiğin, birisine karşı kendini kötü hissettiğin, neden onu koruyamadım diye hissettiğin bir ana gideceğiz. Ama sadece orada kalmayacağız. O andan başka anlara da gideceğiz. Bu bir böyle çok muhteşem bir atış ameliyatı değil. Çünkü burada 20 bin kişi üzerinde sayıyla kişiye özel çalışma yapmadan bir insanların hepsine atış yapamayız. Çünkü özellikle anlar birbirinden çok farklı oldukları için beraber çalışılamazlar. Şu anlamda bir boğulmayla tecavüz, bir tır çarpmasıyla babasının öldüğü bir bilmem ne ya da bir doğum travmasıyla bilmem ne hepsi aynı değildir. Bunları hepsini yönlendiremezsin beraber. Yani toplu çalışılamaz ama biz burada toplu çalışılabilecek bir ana gidiyoruz. O anda şöyle bir şey olacak. Suçlu hissettiğiniz bir ana gideceksiniz. Sevdiğinizi kaybettiğiniz bir ana. Ya da bir kişi ameliyat oluyor. Şimdi asıl şimdi bunları anlatmam demonun faydasıyla ilgili. Ve de ağladıktan sonra, duyguya girdikten sonra kafa üstünüze ilk defa oluyorsa bu aslında akupunktur vuruşları ve köprücük kemiğinin hangisi daha iyi hissettiriyorsa ikisinden birine ya da ikisine beraber vuruş yapın. Ne zaman duyguya girdikten sonra, ne zamana kadar, sonuna kadar devam edin. Köprücük kemiği neresi? Şurası. Yani tam orta değil, sol sağ değil. Pardon yani orta değil, sol ya da sağ. Tamam şuralar. Şurası da olabilir, şurası da olabilir. Kafa üstü zaten şurası. Yani ön değil, daha arkada, daha bıngıldak. Şurası. Şöyle vurabilirsiniz. Yani nasıl vurduğunuzun çok önemi yok. Vuruşu unutmayın. Belki ben o an trans anda söyleyemeyebilirim. Ama siz duyguya girdiğiniz anda vuruşa başlayın. Tamam mı? Söyleyeceğim şu an. Biraz sonra herkesten bir ufak, çok ufak bir mola şey yapacağım. Çünkü burayı kaydediyorum ama sonraki demoyu. Bu arada şöyle bir şey. Bunun birçok sebebi var. Ne diyeyim? Yani böyle çok çok dikkat çektiğimiz binlerce yüz binlerce insanı etkilediğimizden dolayı böyle bir dönemdeyiz ve hatta çok iyi bir şey yapıyoruz. Birçok insanı yani fayda sağlamasına vesile oluyoruz ama hayat biraz böyle. İnsanlar genelde işte meyve taş hikayesi, ağaç bilirsiniz hikayeleri. Ben bir bayram hediyesi olarak bunu şey yaptım ama sizden şimdi ben yayını kaydetmeyeceğimden dolayı sizden de böyle bir şey yapmamanızı rica ediyorum. Çünkü yani bayramda kul hakkı yemezsiniz. Böyle bir şeye asla şeyim yok. Nedeni de dediğim gibi böyle ağladım, bağırdım, çağırdım. Sizi duyguya sokmak için tiyatro ve trans yaptım. Belki de benim de gözlerimden yaş gelen bir an bu. Bunun çok şey olması hiç hoş bir şey değil kendi adıma. Yani bu ancak o an yaşayan bir insanın dinlemesi gereken bir şey. Bu böyle bir yerden bir yere şey yapıp da o yüzden kul hakkım yoktur. Dediğim gibi inşallah daha fazla şey yaparız. Nasıl olacak bilmiyorum bu çalışma. İnşallah ben de iyi transa girerim ama transa girebilmem için
kaydedilmediğimi bilmek hissetmem lazım. Öbür türlü insan şu an kaydediliyorum, beni kaydediyorlar, kaydedileceğim falan diye o zaman duyguya giremezsin. Benim size duygu verebilmem için benim duyguya girmem lazım. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi yani kaydedilirsem o duyguya giremem. Ayrıca o da ayrı bir hikaye. Yani ne söyleyeceğim ben şimdi ama kötü bir şey söylemeyeyim ha yanlış olmasın falan diyen bir insan transa giremez. Transtan çıkar. Transa girmek için doğallaşması lazım. Siz de doğal olarak ağlayın. Siz de doğal olarak ağlayın. Yani beni bu arada kendi içinizden tekrar edebilirsiniz. Etmek zorunda da değilsiniz. Duyguya giriyorsanız bırakın. Amacımız duyguya girmeniz. Benim performansım çok önemli. Eğer ben sizi duyguya sokuyorsam siz de ağlarsınız. Tamam mı? Siz bir şey dediğim gibi 93. sayfada ben şemsiye tekniğinden bahsettim. Bu niye bunu anlattım? Hepsini tekrar anlatamam burada ama bir ana gideceğiz. Sonra oradan kapsayacağız başka anları da. Yani belirli bir andan duyguya gireceğiz. Orada gaza gelmişken diğer yerleri de kapsayıp genel bir temizlik yapacağız şu an yaptığım şey. Ama hangi andan başladığınız çok önemli. Naçizane dediğim gibi yani bu konuyu daha da iyi öğrenmek için mutlaka Zihnim Aç kitabını mutlaka baştan sona iyi anlayın. Bu çay çocukla ilgili bütün çalışmaları nasıl yapılacağınızı örneklerde burada bulacaksınız. Bu arada seminerleri de unutmayın. Eğer varsa bunun en iyi şeyi bilgileri buradan alabilirsiniz. Bu arada son olarak ne söyleyeceğim? Şimdi efendim ha. Artık yavaş yavaş başlıyoruz. Çıkmadan önce kesinlikle arada çünkü cumartesi demo var diyen bir yer var. Oraya benim şeyde gelin ve oraya katılın. Herkesi katmayabilir. Bazılarını katmıyor. Niye katmıyor bilmiyorum. Ama yayını kaçırmamak için o anda çat diye zaten orada paylaşıyor olacağım yayını. Tamam mı? Çünkü bulamayabilirsiniz. O yüzden Barış Müslü Official'a gelin hemen çıkar çıkmaz ve oraya cumartesi 22.30 demo var denilen yere basıp katıla basın. Ayrıca bir de henüz yapmadıysanız bunun garantisi yok ama yapmadıysanız bir de aynı yerde bir çan burada bir zil var. Zile basıp özellikle canlı videoların bildirimlerini tüm videolara olarak açın. Bakın şurada. Şöyle göstereyim. Şuradaki zile basacaksınız ve şuradaki canlı videolar tüm olarak açabilirsiniz. Diğerlerini de açabilirsiniz. Ama önemli olan şey cumartesi 22.30'da demo var yazan var ya 93.5 yazıyor orada. Oraya katılın. Hemen şu anda. Biraz sonra bir tuvalete gidin. Yeniden yayını açıp kapatacağım. Yani önce yayını burada kapatıp sonra orayı açacağım. Ben de tuvalete gideceğim ve bir göz bandı alın. Kimsenin duyamayacağı bir yere gidin. Aklınıza hangi anın önemli olduğunu bulmaya çalışın. Bulacağımız an ne biliyor musunuz? Sevdiğiniz birisini koruyamadığınız bir an. Bu çok kritik bir an. Babanızı kaybettiğiniz bir an olabilir. Annenizi kaybettiniz. Annenizin hastaneye kaldırılması, babanızın işte şey olması, çocuğunuzun hastalanması, ameliyatı olması, doğumunuzda yaşanan bir olay, bir suçluluk anı. Yani sizin suçlu olmanıza gerek yok ama görevinizi yapamadınız ya da elinizden geleni yaptınız ama olmadı. Yani bir sevdiğinizi koruyamadınız. Konu bu. Amca olabilir, teyze olabilir, çocuk olabilir, baba olabilir, anne olabilir, herkes olabilir. Ama siz burada görevinizi yapamadınız. Bu çok önemli bir an ve çok duygusal olabilir. Bu arada çalışmanın sonunda huzur dediğimiz şeyi yapacağız. Hemen yani yayını kapatacağım ama yeniden yayın açacağım ve travma bulmaya yarayan bir meditasyonel ve biraz da böyle bir hem
duygusal hem de eğlencesi sonuna doğru olan bir yayın yapacağız gitarlarla ve meditasyon olarak görün bunu. Orada da insanlar inanılmaz yeniden ağlamaya devam edip travmalarına devam ediyorlar. Çok ilginç bir enerjisi o çalışmadan sonra o var. Şimdi efendim hazırsanız yayını kapatıp diğerine geçiyorum. Hemen siz hazırlıkları yapın. Ayrıca da dediğim gibi şu bahsettiğim yayına şeye katılın. Cumartesi bilmem ne 20.30'da demo var diye basıp katılın oraya. Zili de açmanızı tavsiye edebilirim. Yani yayın bildirimi gelmeyebilir. Özellikle şurada da canlı yayını görebilirsiniz. Yani dediğim gibi iki şey yapacaksınız. Eğer birincisi şuradaki Cumartesi 22.30'da ya demo vara katıl yazın. Şuraya da zilde de bildirimleri açın. Hemen görüşüyoruz. Hemen yayından çıkın ve onu yapın. Görüşürüz biraz sonra.